Değerli izleyenler, Başkanlar Konuşuyor programımızın bu haftaki konuğu Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı, aynı zamanda turizmci Sayın Murat Saraçoğlu. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Değerli izleyicilerimiz, Sayın Saraçoğlu ile güvenli tatil için nelere dikkat edilmeli? Yaklaşan kış turizmi için Uludağ'da ne gibi hazırlıklar yapılıyor? Ayrıca ülke ve kentimiz turizmine dair gelişmeleri kendisine sorup yanıtlarını alacağız. Sevgili Başkan, teşekkür ediyoruz. Yoğun bir trafiğiniz var, iş trafiğiniz, bize vakit ayırdığın için bir kez daha teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz Asali. Evet, biz hep sizleri konuk etmek istiyoruz. Bu konuda da zaman zaman sizler arıyoruz, rahatsız ediyoruz ama hem Bursa'yı seviyoruz, ülke turizmini seviyoruz, ülkemizi seviyoruz. Yeni yeni trendler, yeni yeni gelişmeler oluyor. İzliyoruz ki tabii tatil sadece yaz tatili olarak değil, kış tatili içinde insanların bilgi sahibi olması için nelerin değiştiğini, insanların hayal kurduğunu, tatil hayallerini yerine getirebilmesi için sizin vereceğiniz tüyolar anlamında da hem yurttaşlarımızı bilgilendirelim hem de bu konuyla ilgili olarak sizde gelişmeleri kamuoyuyla paylaşma fırsatı verelim diye sizleri davet ediyoruz. Bilginiz olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet. Sayın Başkanım, öncelikli olarak şunu sormak istiyorum. Yaz sezonu ülkemizde turizm açısından fevkalade güzel geçtiği verilen verilerde ve TÜRSAP Genel Başkanı'nın Sayın Firuze Bey'in verdiği bilgiler doğrultusunda ortaya çıkıyor. Özellikle de yaz tatili bölgelerinde, hatta Karadeniz'de de oldu. Tabii ki Bursa'mızda da oldu. Dilerseniz ülkeden ziyade Bursa açısından yaz turizmini bir değerlendirelim mi? Sezonu nasıl geçirdiniz Sayın Başkanım? Elbette. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Tabii bu tür konuları gündeminize taşımakla birlikte turizmi gündeme getiriyorsunuz ve halkımızı bu doğrultuda bizler de bilgilendirmiş oluyoruz. Bizim de kamuoyu aydınlatma borcumuz var tabii ki. O yüzden sizlerin davetleri bizim için de son derece kıymetli. Evet. Yaz turizmi oldukça güzel geçti. Aslında 2022 yılı hem Türkiye açısından hem bölgemiz açısından hem de genel olarak bütün dünya üzerindeki turistik faaliyetler açısından oldukça hareketli ve insanların bol bol seyahat ettiği bir yıl olarak tarihe geçecek. Henüz bitmedi, daha devam ediyor tabii, yıl. Tabii, evet. Bursa özelinde ise yine gayet güzel, olumlu verilerle karşınıza çıkıyoruz. Şöyle ki, yaz aylarında özellikle Orta Doğu ülkelerinden yine gelen Arap turistlerin yoğunlukta Bursa ziyareti gerçekleşti, seyahatleri gerçekleşti. Bursa bildiğiniz gibi uluslararası alanda da farklı yerlerde tanıtım faaliyetleri yürütüyor. Turistik yerlerini öne çıkartıcı bir takım çalışmalar yapıyor. Evet. Bunun da karşılığını alıyor elbette. Endonezya, Malezya'dan gruplarımız bol miktarda ziyaret ettiler. Evet, Güney Amerika'dan özellikle turistler bol miktarda Bursa'yı ziyaret ettiler. Tabii genelde günübirlik olduğu için bir de Bursa'yı ilk etapta biz rotaların içerisine soktuk. Yani bugün bazı turist grupları bazı ülkelerde özellikle Uzak Doğu Asya ülkeleri, Japonya, Güney Kore, oradan gelen turistler öncelikle mutlaka bir Kapadokya ziyareti yaparlar. Onlar için Kapadokya çok değerlidir. Pamukkale çok değerlidir. Mutlaka Türkiye'de görülmesi gereken yerlerdir. Biz ilk etapta o rotanın üzerine Bursa'yı nasıl yerleştiririz diye çalışmalar yaptık tabii. Tanıtım faaliyetlerinde bulunduk. Evet. O yüzden günübirlik turist yaz aylarında Orta Doğu, uzak doğudan, Asya'dan gelen insanlar ağırlıklı oldu. Latin Amerika ülkelerinden turistler geldiler. Gayet güzel bir sezon geçirdi Bursa. Evet. Tabii turizm artık yaz sezonundan ibaret değil. Özellikle kültür turlarında Bursa'yı biz öne çıkartmak için çalışmalar yürütüyoruz. Yani Bursa'ya niye gidilmeli dediğiniz zaman ağırlıklı olarak kültür, doğa ve sağlık turizmi başta yer alıyor. O açıdan 12 ay boyunca sürdürülebilir bir turizm anlayışı içerisinde halen daha şu anda çarşıya çıktığınız zaman yabancı misafirlerimizi görmeniz mümkün. Yine Türkiye içerisinden özellikle TÜRSAP bölgeler arası etkin çalışmalar yapıyor. Karşılıklı infolar düzenleniyor, karşılıklı seyahatler artırılması için planlamalar yapılıyor. Etkileşim gayet güçlü bir şekilde gerçekleşiyor. Hafta sonları da eğer heykel eski Bursa dediğimiz o yukarılara doğru çıktığınız zaman tur otobüslerinin yoğunlukta olduğunu, yerli turistlerin fazlaca olduğunu
net bir şekilde görebilirsiniz. Evet. Yani 250-300'e yakın otobüsün geldiği günler yaşadı bu sene Bursa hafta sonlarında. Efendim Körfez ülkelerinden ziyade Suudi Arabistan'dan gelen turistler de yoğunlukta gördük. Yani diplomasi nedeniyle birkaç yıldır sıkıntı yaşanıyordu. Bunun aşılmasıyla birlikte ülkeler arası Suudi turistlerin geldiğini de yoğunlukta gördük. Önümüzdeki yaz sezonlarında bu sayı artacaktır diye düşünüyoruz. Çünkü Suudi'ler gezmeyi çok seviyor. Geçmişte Bursa'yı da çok iyi biliyorlar. Bu açıdan da Bursa'nın şansı olsun. Ortadoğu'nun en büyük ülkelerinden bir tanesi bildiğiniz gibi. Belki de en büyük ülkesi. Ülkeler arasındaki diyalogların iyiye doğru gitme süreciyle birlikte artık onlar da yoğunlukla Bursa ve Yalova olmak üzere Türkiye'ye sıkça gelmeye başladılar. Bir değerlendirme yapacak olursak 2022 yılında da Suudi Arabistan'dan oldukça yüksek sayıda turist grupları geldi. Yazın Uludağ'ı çok seviyorlar onlar. Özellikle teleferikle seyahat etmeyi böyle ayrıcalıklı olarak görüyorlar. Yoğun bir şekilde Suudi Arabistan'da misafirlerimizi Türkiye'de ağırladık. Tabii önümüzdeki süreçte daha da yoğun bir şekilde bu faaliyetler gerçekleşecek. Onun da ön izlenimlerini almış durumdayız. Evet. Sayın Başkan artık yaz sezonunu tamamladık diyoruz ya. Bursa çok şanslı bir şehir. Dediğimiz gibi kış ayları için Uludağ'ın ayrı bir yeri var. Biz Bursa'da yaşıyor olanlar, insanlar olarak kendimizi şanslı hissediyorum. Çünkü hakikaten yani denizine de, dağına da, gölüne de her kesimden insanın bir şekilde ulaşabilmesi mümkün olan yerler. Dolayısıyla da hani zaman zaman diyoruz ya işte herkes Uludağ'a tatile gidemiyor. Evet doğru gidemiyor biliyor ama gezmeye gidebiliyor. En azından gidip görebiliyor konaklama yapmasa bile. Bu açıdan da şanslı olduğunu söylüyor. Ulaşım artık kolaylaştı. Karayolu zordu. Şimdi hem karayolu daha da rahat bir yol haline, güvenli bir yol haline getirirken teleferik ulaşımı da daha da aynı şekilde güvenli hale ve daha çabuk ulaşım sağlandı. Efendim bu açıdan da bu yılda acaba yaz sezonu gibi Uludağ'da da bir turizm hareketliliği yaşanacak mı? Geçtiğimiz günlerde sizin bu konudaki bir açıklamalarınız oldu. Yine Rusya ve Ukrayna krizini fırsata çevirmek anlamında Rusları Uludağ'da ağırlamak adına bir açıklamanız vardı. Biraz bundan bahseder misiniz Sayın Başkan? Tabii elbette. Şimdi bildiğiniz gibi ülkemizin en eski kış turizm destinasyonu olan Uludağ, sektör paydaşlarının da yoğun bir desteğiyle beraber döneme çok umutla giriyor. Yani kış sezonuna gayet güzel umutlarla giriyor. Büyük beklentilerle bakıyoruz. Bu sene kış turizmi bugüne kadar ki belki Uludağ'da en yoğun olan bir sezon olarak geçirecek. Öngörüyorsunuz. Öngörüyoruz. Bunun da tabii bilimsel ve istatistiki temellere dayanarak söylüyoruz. Yapılan araştırmalar, rezervasyonlar, ön rezervasyonlar istinaden söylüyoruz. Şöyle ki ifade ettiğiniz gibi yani Uludağ günden güne kendini daha da geliştiriyor. Şimdi önümüzdeki günlerde özellikle alan başkanlığının da komisyondan geçti bu arada alan başkanlığı şeyi yasası. Şimdi meclisten de geçtikten sonra tabii ayrı bir değer katacak Uludağ. O konuya ayrı değiniriz. Evet efendim. Uludağ bu sene özellikle yabancı turiste rekor kıracak diyebiliriz. Harika. Başta tabii Rusya olmak üzere yani Rusya'dan şu anda savaştan dolayı mevcut olan kriz var. Bir de bildiğiniz gibi diğer ülkeler de Rusya'yla arasında bir takım sıkıntılar yaşıyorlar. Diplomatik sıkıntılar ambargolar var, vize verilmiyor. Yani Rus vatandaşları da seyahat edebilecek yerlerde zorlanıyorlar. Hemen yanı başında ülkemiz var. Her türlü turizme açık bir ülke. Yani yaz turizmi, kış turizmi, kültür yani turizmin bütün segmentlerine hitap eden bir ülke Türkiye. Evet. Bununla beraber tabii birkaç ülkeye daha seyahatlerini gerçekleştiriyorlar ama en başta burada Türkiye var. Bu bağlamda kış turizminde Uludağ bu sene Ruslar çok büyük bir ilgiyle takip edecekler. Turistik faaliyetlerini gerçekleştirecekler. Bununla beraber Arapların yoğun bir ilgisi olduğunu gözlemliyoruz. Yine kış aylarında. Kış aylarında yine Uludağ'da. Araplar için tabii onlar karla tanışmayan, kış mevsimi yaşamayan bir toplum. Evet. Onlar yani kara dokunmayı bile ayrı bir kendilerine deneyim olarak görüyorlar. Tabii Uludağ'da özellikle kar motorları, turizm faaliyetlerini böyle gerçekleştirecek çeşitli aktivitelerin bolluğundan dolayı onlar bunu tercih ediyorlar. Kayak da yapmaya gayret ediyorlar, öğrenmeye çalışıyorlar. O yüzden Rusları ve Arapları yoğun bir şekilde bu sene Uludağ'da ağırlayacağız.
Bununla beraber yine yurt içinden Uludağ'ı en çok tercih eden, bildiğiniz gibi en başta İstanbul halkı evet. olmak üzere İzmir, Ankara ve büyük şehirlerden yoğun bir şekilde talep görecek. Günübirlik turlar da hafta sonu özellikle yoğun oluyor Uludağ için. Yine hafta sonlarında, sömestrde ve yılbaşında doluluk oranlarının %100'e ulaşacağını düşünüyoruz. Hatta birçok misafirimizi Bursa'da ağırlayıp günübirlik Uludağ'a çıkartıp seyahat ajantalarımız aracılığıyla döndüreceğiz. Evet, evet. Tabii ki kış mevsimi de kar olursa Uludağ'ın biliyorsunuz kar çok önemli. Bununla ilgili meteorolojilerden bir olumsuz bir şey verilmiyor. Ben program öncesi Uludağ'daki işletme sahipleriyle de görüştüm. Aynen sizin dediğiniz gibi bir hayli umutlular kış sezonu için. Sayın Başkanım, Uludağ demişken yine bir önemli bir gelişme. Uzun zamandan beri tartışılıyordu. Efendim, Bursa'nın işte Ankara'dan yönetilmesi. Dolayısıyla da sadece Uludağ'da işte efendim büyükşehirin yeri var. Milli emlakın yeri var, hazinenin yeri var. Dolayısıyla çok başlılıktan dolayı Bursalıların karar veremediği, Bursa yöneticilerinin, yerel yöneticilerinin karar veremediği gelişmeler oluyordu. Bunlar da zaman içinde can sıkıcı şeyler gelişiyordu. Bursa'nın Büyükşehir Belediyesi'nin bilgisi dışında imar gelişmeleri oluyordu. Bunları ortadan kaldırmak adına yaklaşık 2 yıldan beri bir çalışma sürdürülüyordu. Az önce efendim sizin de ifade ettiğiniz gibi alan başkanlığı kurulması. De bu alan başkanlığı her ne kadar muhalefet partilerin bu konuda karşı çıksa da alan başkanlığı ile ilgili sektörel anlamda herkesle konuşup bilgisi alınıyor. Bu anlamda da komisyondan geç dediğiniz gibi meclisten geçmek üzere. Efendim, alan başkanlığı Bursa'ya ne gibi fayda sağlayacak? Kurulmasının ne kadar etkili olacak Bursa adına? Evet, biz konunun yakından takip eden birimleri olarak Uludağ Alan Başkanlığı'nın faydalı olacağını düşünüyoruz. Evet. Uludağ'ın tanıtımından yönetimine kadar, bugüne kadar hani orada 5-6 farklı kurumun, devlet biriminin ağırlığı söz konusu. Yani bir bölüm milli parklar evet, koruma evet, kollama. Evet. Diğer taraftan turizm alanı olduğu için girişimcilik bir taraftan. Yani ortada bir belirsizlik söz konusuydu. Evet. Ve Uludağ yeteri kadar yönetim anlayışına da zayıf kalıyordu. Şimdi alan başkanlığıyla beraber artık tek elden yönetim ilkesi kabul edildi. Muhtemelen yani içeriği yakında kamuoyuyla paylaşılacaktır. Evet, biz de TÜRSAP olarak konunun içerisindeyiz. Danışma kurulu bölümünde yer alıyoruz. En son edindiğimiz bilgiler dahilinde belli bir alan sadece alan başkanlığı sınırları içerisinde dahil edildi. Bu da oteller bölgesinin olduğu yer. Örneğin işte birinci bölge mi? Birinci bölge ve ikinci bölgeyi kapsayan bir evet. alan. Yani rakamlar konusunda yanlış bilgi vermeyeyim. 5 hektarlık bir şey söz konusuydu. 2 hektara düşüldü o. Evet. Dolayısıyla yani o alan içerisinde sadece şu bu mevcut yapılaşmanın olduğu. Evet, mevcut yapılaşmanın evet. olduğu alan içerisinde düzenlemeler ve yönetim ilkeleri geçerli olacak. Dolayısıyla tabii muhalefet de konuya yakın ilgi gösteriyor. Biz de yani toplumun faydasına olan her şeyi destekliyoruz. Evet. Ama evet. fayda teşkil etmeyen konularda da itiraz hakkımızı kullanıyoruz. Bu doğrultuda aldığımızda bilgilerle beraber faydalı bir alan başkanlığı yönetimi olacağına dair kanaatimiz var. Yani süreç içerisinde tabii konuyu sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Müspet ve menfi yönlerini de burada tartışacağız. Ama efendim şunu izleyicilerin merak ediyordur, bahsedelim. Alan başkanlığı Sayın Valimizin başkanlığında olacak. Diğer yönetim kurulda sektörel anlamda işte TÜRSAP'tan yani bu işin içinde olan seyahat ajantacılarından Güntop'tan, ona keza yine belediyeden büyükşehir evet. temsilen, belki de Turizm Bakanlıktan da bir temsilci anlamında, sektörel anlamda temsilcilerin ortak karar verileceği bir alan başkanlığı oluşacak. Dolayısıyla da Bursa'nın menfaati, ülkemizin menfaati doğrultusunda tek elden yönetilebilecek, tek yerden alınabilecek kararların çıkabileceği bir alan başkanlığı oluşacak. İnşallah bugünlerde çok tartışılıyor ama kentimiz için, ülkemiz için hayırlı olacağı kanısındayız. Ki zira Uludağ Bursa için çok önemli. Bizler de konuya son derece olumlu bakıyoruz. Zaten evet. süreç içerisinde komitenin içerisinde yer alacağımız için
Aykırılık teşkil edecek bir şey olacağını zaten düşünmüyoruz. Ama konunun iyiye doğru gitmesi konusunda bizler de çaba sarf edeceğiz. Evet. Efendim, sektörün temsilcisi olarak sizlerin bu konuda yaklaşımı çok önemli. İzleyicilerimiz anlamında da kafalarında oluşan soru işareti acaba Uludağ'a yeni bir imar alanları mı açılıyor? Ya da muhalefetin dediği gibi bir takım yapılaşmaların olup Uludağ'ın dengesinin bozulacağı anlamında söylemleri ne kadar doğru, ne kadar yanlış olduğunu en güzel sizler biliyorsunuz. Bunu da biraz bekleyip göreceğimize inanıyoruz. Evet. Çünkü dediğiniz gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bütçe görüşmelerinin ardından hemen meclise gelecek kararlardan bir tanesi bu olacak herhalde. Evet, biz evet. de o şekilde düşünüyoruz. Evet. Sayın Başkanım, pandemiyle birlikte biraz da pandemi de bu işi tetikledi diyebiliriz de artık dünyada turizm anlayışı da değişmeye başladı. Tabii ülkelere göre bu değişiyor ama genel anlamda baktığımızda insanlar hani biraz deniz, elbette deniz, kum, güneş çok önemli ama insanlar deniz, kumu ve güneşin yanında da farklı aktiviteler, ne bileyim gittiğim zaman sağlık anlamında da bir şeyden faydalanabilirim. Lezzet anlamında da bir şeyden faydalanayım. Gittiğim ülkenin tarihine, kendi ülkemin tarihini nasıl özdeştirebilirim gibi yeni yeni konular gündeme geliyor. Dolayısıyla da bu yönde Bursa yine şanslı diyebilir miyiz? Bu konuda yeni trendler, turizm trendleri anlamında Bursa ne kadar şanslı efendim? Evet, bu konuda Bursa çok şanslı. Bizler pandemi döneminde turizm platformu olarak hem kamu hem de STK'lar oluşturduğumuz o birlik içerisinde pandemi sonrasında Bursa turizmini nasıl daha ileriye taşırız ve pandemi sonrasındaki trendlere nasıl hazırlarız diye çalışmalar yürütüp planlar oluşturmuştuk. Şu anda da o yaptığımız planların karşılığını bulmaya başladık. Şöyle ki pandemi bildiğiniz gibi insanların eve kapanmalarından dolayı seyahat etmenin ne kadar önemli olduğu kanaati getirdi. Yani aslında bir ihtiyaç hasıl oldu. Turizm önceden bir eğlenceydi, yani istekti, bir arzuydu ama pandemiden sonra artık bir ihtiyaç oldu. İnsanlar bugün hangi gelir grubundan olursa olsun daha çok seyahat etme sürecine girdiler. Bütçesine pandemi uygun sonrası. Olarak evet. Herkes değil mi efendim? Ki şu anda yani şunu da ifade edeyim hazır ekran karşısında. Seyahat acentalarımız içerisinde her bütçeye hitap eden acentalarımız var. Yani halkımızın erken rezervasyon fırsatlarından tutun. Diğer yani kültür turları ve buna benzer turlarda gayet uygun makul bütçelerle seyahat edebilirler. Şimdi pandemi sonrası hangi turizm trendlerini ortaya çıkardı? Şöyle ifade edelim, resort turizmi biraz daha geri planda kalmaya başladı. Yani resort turizmi kalabalık insanların büyük otellerde her şey dahil olan sistemler içerisinde konakladığı sistemlerdi. Tabii ki o konuda Türkiye şu anda dünya markası olmuş her şey dahil de dünya üzerinde en iyi ülkeyiz. Resort turizmin yanında butik turizm anlayışı ortaya çıkmaya başladı. Butik oteller, doğa içerisinde temiz hava, hijyenik koşulların daha böyle kontrol edilebilir şeyin arttığı ortamları turistler tercih etmeye başladılar. Ve şunu özellikle ifade edeyim, deneyim turizmi çok öne çıkmaya başladı burada. Yani dokunma, tatma, görme. Farklı şey yaşamak istiyor. Pandemi döneminde dijital turizm olabilir mi? Dijital müze gezileri yapıldı, her şey bu konuyla ilgili yani teknolojinin imkanları seferber edildi ve deneyimlendi. Ya insanlar anladılar ki hayır, gidip bizzat dokunarak, görerek, tadarak turizm insanı yaşamak istiyorlar. Şey yapıyor. Yani sağlık açısından da çok önem arz ediyor. Şimdi Bursa bunların baktığınız zaman öne çıkan bir lider şehir olmaya başladı. Bunu açık yüreklilikte ve net bir şekilde ifade edebilirim. Çünkü turizmde ciddi bir sıçrayış yaşıyor Bursa. Evet. Şu anda yani çok hedeflediğimiz ana şeylere ulaşamasak da, rakamlara ulaşamasak da yavaş yavaş o hedefe doğru ilerliyoruz. Sağlık turizmi konusunda ciddi bir mesafe kat edildi. Bugün dünya üzerinde Bursa'daki sağlık kuruluşları artık marka kuruluş olmaya başladılar. Doktorlarımız yine aynı şekilde tercih edilmeye başladı. Gastronomi alanında bir atak yaptı Bursa. Var olan yemeklerini sunma konusunda çalışmalar yürütüyor. Bir deneyim yaşadı. İşte turizm gastronomi festivali yapıldı. Hem BTSO yaptı hem Büyükşehir Belediyesi yaptı. İkisi de aslında başlangıç açısından gayet olumlu ve pozitif süreç olarak
tarihe not düşüldü. Bundan sonra onların üzerine nasıl çıkabiliriz, daha büyük adımlar nasıl atıp burayı cazibe merkezi haline getirebiliriz konusunda çalışıyoruz. Çok güzel. Gastronomi konusunda da. Doğa turizmi Bursa için her taraf bildiğiniz gibi cennet köşesi. Bugün Fransızları İznik tarafına getiriyoruz. İznik'teki o doğal şeyin içerisinde kendilerine bir takım rotalar oluşturuyorlar. Yine Misli tarafındaki yerlerde Fransızların oldukça yoğun ilgisi var. Doğa turizminde Fransızlar dünya üzerinde gezmeyi seven bir toplum. Evet. Bununla beraber kültür turları, kültürel yapı, UNESCO alanları, bizim UNESCO alanlarımız bir marka değerimizdir. Evet, gittiğimiz Bursa sunumlarında her bir yerde şeyde katılımcılar sorarlar. UNESCO alanları var mı? Bunlar hakkında bilgi sahibi edinmek isterler. Onlar bizi tabii bir adım daha öne çıkartıyor. Yine bununla beraber termal turizmi arzu ettiğimiz şekilde yürümese de yine Bursa'yı öne çıkartan bir turizm ürünü. Bunlarla beraber Bursa hem Türkiye'de hem de dünya üzerinde artık yavaş yavaş tanınmaya başladı. Tercih sebebi oluyor değil evet, mi efendim? Önemli bir destinasyon olmaya başladı diyebiliriz pandemi evet. sonrasında. Evet. Ama arzu ettiğimiz bu değil, bu daha başlangıç. Bunun üstüne koyarak yükseleceğiz. Evet. Efendim biz de işimiz icabı sık sık yurt dışına çıkıyoruz. Özellikle geçtiğimiz günlerde bir İsrail dönüşünde gördüm. Bindiğimiz havayolu şirketinde zannediyorum giderken bir sürü pek çok yurttaş yani İsrail vatandaşı herhalde öyle diye düşünüyoruz. Efendim saç bakımı, cilt bakımı için gelmişler. Hepsinde fark ediliyor yani yüzlerine ve saçlarına yapılmış bir müdahale var. Dolayısıyla da sohbet etme fırsatı olduk. Birçok insanların geldiğini, sağlık turizmi için tercih Türkiye olduğunu söylediler. Bu da bizleri çok sevindirdi açıkçası. Evet. Evet. Efendim geçtiğimiz yıldı Bursa'ya TÜRSAP, özür dilerim, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti ünvanı verildi TÜRSOY tarafından. Efendim bu yılın Mart ayından başlayan süreç geçtiğimiz günlerde sona erdi. Tabii bu statü gereği farklı her yıl farklı ülkenin farklı bir şehrine veriliyordu. Dolayısıyla da Bursa'da dolu dolu bir Türk Dünyası etkinlikleri yaşandı. Bu belki vatandaş düzeyinde indirgenmemiş olabilir ama ülkelerin birbiri tanımasında anlamında çeşitli etkinlikler yapıldı. Sonuç itibariyle aynı dili, aynı ırkı, aynı kültürü yaşayan, kullanan insanların bir araya gelmesi anlamında ya da çok bir araya gelmese de birbirini tanıma anlamında yararlı olduğunu düşünüyoruz. Siz bu konuda neler söyleyeceksiniz efendim? Tabii Türk dünyasıyla olan ilişkiler çok önemli, çok değerli. Bir başlangıç yapıldı. Hani evet. Bursa bir yıl yeterli miydi? Belki tartışılabilir. Evet. Çünkü birkaç yıla isabet etse belki daha etkin ve halkların da birbirleriyle kaynaşacağı bir organizasyona dönüşebilirdi. Biz konuya tabii turizm açısından bakıyoruz. Evet. Hep dile getirdiğimiz konu Türkiye Cumhuriyetlerle daha yoğun şekilde karşılıklı turizm faaliyetlerinin gerçekleşmesi, turist akışının yüksek boyutlu olması, hem incoming hem outgoing olarak yani karşılıklı gidişlerin gelişlerin evet. ona çok önem veriyoruz, değer veriyoruz. O konuda çok mesafe kat edemedik açıkçası. Ama bu hedefimizden de vazgeçmiş değiliz. Şimdi önümüzdeki günlerde işte Azerbaycan hafta sonu, Azerbaycan ve Kırgızistan'dan misafirlerimiz geliyor. Biz Türk Dünyası Kültür Başkenti olma başlığını bir başlangıç olarak yani turizmciler olarak bir başlangıç olarak görüyoruz. Bundan sonraki yıllarda da o ülkelere karşılıklı infolar düzenleyeceğiz. Yani ajantalarımızı, tur operatörlerimizi o taraflara götürüp oradan da tur operatörlerini Bursa'ya, bölgemize, ülkemize davet edeceğiz. Diğer bölgelerle de tabii komşu bölgeler işte Çanakkale olsun, efendim Eskişehir olsun, bulunduğumuz Marmara bölgesi içerisinde burayı bir destinasyon haline yani getirdim. Türk dünyası bağlamında bir yeni bir destinasyon olması konusunda çalışmalar yürüteceğiz. Kısa vadeli bakmıyoruz. Orta ve uzun vadede Türk dünyasının turizm açısından da Türkiye'ye büyük bir değer katacağını, yine aynı şekilde Türk dünyasına da büyük bir değer katacağını düşünüyoruz. Şu anda Türkiye Türk dünyasının lideri konumunda. Yani doğal bir lider gibi Türkiye. Bunun karşılığını
Yani halkların da yaşaması lazım. Evet. Efendim 300 milyon gibi bir insan nüfusundan söz ediyoruz. Türkiye Cumhuriyetlerini tamamını saydığımızda 300 milyon gibi bir nüfus var. Gerçekten de çok ciddi bir rakam bu. Dolayısıyla da dediğimiz gibi bugün için gidip gelmeler olmasa bile ama Bursa'nın 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti olduğunu herkes biliyor. Öyle değil mi? Evet. Yani en azından bilgi sahibi oldu. Ama çok önemli bir konu söylediğiniz gerçekten de doğru. Turizm anlamında yapılan hizmetlerin hemen karşılığı ertesi gün alınabilecek konular, gelişmeler değil. Orta ve uzun vadeye yayılması gereken konular. Çünkü pek çok alternatifimiz var. İnsanlar tercihini kullanmak adına fırsatları gidip görüp değerlendirmesi gerekiyor. O anlamda biraz turizm anlamında sabırlı olmak gerekeceğini. Sabırlı olmak, çünkü güzel gelişmeler oluyor. İstikrarlı bir şekilde tanıtım faaliyetlerini yürütmek. Şimdi yine pandemi sonrasında yeni destinasyonlar çok önem arz ediyor. İnsanlar yeni ne var, farklı ne var bunun peşinde koşuyorlar. Yani artık bakın biz Körfez ülkelerine de gittiğimiz zaman yani Bursa'da farklı turizm destinasyonu yok mu diye soruyorlar. Evet. Herkes artık yenilik peşinde. Evet. O açıdan Türkiye yani Türk toplumu için Türkiye Cumhuriyetler'deki turizm değerleri önemli. Yani hep Orta Asya'dan geldiğimize dair tarihsel bir gerçeklik var. Herkes ana yurdunu ziyaret etmek istiyor. Evet. Ama onu bir paket yapıp sunmanız gerekiyor. Şimdi seyahat ajantalarımıza biz o başlıkta... Çeşitlendirmek mi gerekiyor? Tabii diyorsun. Çeşitlendirmek gerekiyor. Yeni destinasyonlara onları yönlendirmemiz gerekiyor. Bakın artık Avrupa bitti. Şöyle bitti. Yani Türkiye Avrupa'yı tanıdı. Evet. Yani artık neredeyse entegre olma süreci yaşıyoruz. Avrupa Birliği'ne gireceğiz. Yani girebilirsek eğer. Ama yeni yeni yerlere de açılmamız lazım. Bizim için kültürel bağı olan... geçmişi olan, ortak değerleri olan bir şeyden bahsediyoruz, oluşumdan bahsediyoruz. O açıdan kısa ve orta vadede Türkiye Cumhuriyetlerle olan çalışmalar çok değerli. Ekonomik, turizm ve buna benzer kültürel olsun, eğitim olsun. Yani bugün eğitim turizmi adı altında yeni bir turizm çeşitliliği evet, de oldu. Evet, 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 Bursa'da evet. da Uludağ Üniversitesi alanında çok yetkin ve zengin bir şey yapıya sahip. Özellikle de Türkiye Cumhuriyetlerden gençlerimiz burada okuyorlar, istifade ediyorlar. Bakın bir genç yurt dışında okuduğu zaman en azından 3 veya 4 kişi onunla beraber o ülkeyi ziyaret ediyor. Bu evet. da bir turizm çeşitliliği olmaya başladı. Evet. O açıdan o gençlerimizin ailelerini buraya getirip ağırlamak, burada Bursa'yı tanıtmak, gezdirmek. Yani orta ve uzun vadede gerçekten bu şeyden, başlıktan epey Bursa faydalanacak diye düşünüyoruz. Evet. Bizler de bunun yöneticileri olarak çalışmalarımızı bu paralelde yürütüyoruz. Evet. Bunun altyapısının Balkan ülkelere yapılan seyahatler gösteriyor değil mi efendim? Evet. İlgi bir hayli arttırdı ülkemizden buralara gidiş gelişleri. Evet. Balkan ülkeleri özellikle Yunanistan, Bulgaristan olmak üzere yoğun bir şekilde turizm faaliyetleri var. Hem bizden o tarafa gidişler hem oradan bu tarafa gelişler var. Geçen hafta Yunanlı seyahat ajantalarımızla Bursa'da onları ağırladık. Şimdi... her ne kadar diplomatik olarak sorunlar olsa da turizmin bir barış dili olduğunu, iki ülke halkının kardeş olduğunu. Ya komşu dediğiniz zaman komşularımızın hepsiyle kardeşiz biz. Doğuya gittiğiniz zaman insanlar İranlı, Azerbaycanlı'ya benzer. İşte kuzeye gittiğiniz zaman Karadenizlilerle Gürcülerin. Efendim batıya geldiğiniz zaman Yunanistan'la işte Ege bölgesinin. Yani yüzey şey olarak fiziksel olarak benzerlikler olduğu zaten aşikar ortada. O açıdan turizmi bu alanda da pekiştirmek, böyle pekiştirmek güzel bir diyalog haline dönüştürüp var olan sorunları da çözme çaresi olarak düşünmek lazım diye düşünüyorum. Evet. Sayın Başkanım ben hep yıllardır konuyu gündeme getiriyorum ama mutlaka siz de biliyorsunuz. Ya Bursa'nın inanç turizmi anlamında çok 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 önemli bir yeri var İznik. Dolayısıyla İznik'ten yeterince faydalanıldığını söyleyemeyiz. Pek çok sebepler var. Siyasi sebepler diyebiliriz geçmişten kalan. Ama artık şunu açıkça söyleyebiliriz. AK Parti hükümetiyle birlikte gerçekten İznik'te ciddi adımlar atıldı. İznik daha farklı bir şekilde öne çıkmaya başladı. İşte yapılan son organizasyonlar. Yine İznik'in surlarının etrafının yapılması, yeni bir müzenin yapılması, Kültür ve Turizm Bakanımızın sık sık İznik'e geldiğini de görüyoruz. Burada da çalışmalar devam ediyor. Efendim inanç turizmi için
İzni artık öne çıkarma zamanı geldi mi? Bir de güzel bir bilgi de var bu konuda. UNESCO Dünya Mirası'na aday listesine ülkemiz Türkiye 2023 yılı için İzni'yi aday gösterdi. Tek bir yer göstermek zannediyorum gereksinimi var. O da İznik gösterildi. Bu da hükümetin, devletin İznik'e olan ilgisini gösteriyor. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Evet, yani İznik bizim göz bebeğimiz. İznik evet. Hem Bursa için hem Türkiye için çok önemli bir değer. Dediğiniz gibi inanç turizminde de dünyanın önemli merkezlerinden bir tanesi. Evet, evet. Buranın turizm anlayışı olarak da iyi yönetilmesi gerekiyor. Yani bugün İznik'in turizmi gelişsin dediğimiz zaman, yani sabah gelip akşama kadar İznik'i gezelim, akşam ayrılalım gibi bir turizm anlayışı İznik'e çok fayda getirmez. Evet. Benim hep bir hayalim var İznik için. Yani İznik'in kendisi zaten bir müze, açık hava müzesi. Avrupa'da da dünya üzerinde de belirli böyle yerler vardır. Girdiğiniz zaman şehre bir müzeye bedel girer ediyorsunuz. Gibi bir bedel ödersiniz. Evet. Gelecekle ilgili, İznik'le ilgili hayallerimiz bunlar. Ve biz Sayın Bakanımızdan da 2023, 24 veya işte 25 İznik yılı ilan edilmesi konusunda da isteklerimiz var. Çünkü daha önce bildiğiniz gibi bir Göbekli Tepe yılı ilan edildi. Daha sonra Patara oldu. Şimdi bir de İznik yılı olsun. İznik'i daha çok öne çıkartalım. Ama İznik'in turizm yönetimiyle ilgili de özel bir yönetim şekli belirlensin. Arzumuz bu. UNESCO konusunda tabii ki bizleri çok mutlu etti. Başka bir iki yerle böyle bir şey vardı. Beraber yarış kısa bir, yine ülkemizin bir değerli rekabet vardı. Evet. O yüzden İznik başvuru sıralamasında bir numaraya yerleşti. Bizler için tabii çok önemli şeyler bunlar. İnanç turizmi konusuna geldiğinizde de orada bildiğiniz gibi bazilika var. Yeniden ortaya çıktı. İşte alan oradaki şey arkeoloji bölüm başkanımız Mustafa Hoca Avrupa'da orasıyla İznik'le ilgili çok güzel makaleler yayınlıyor. Yani dünya evet, üzerinde evet. Mustafa Hoca'nın buradaki çalışmaları takdire şayan diyebiliriz. Şimdi nereye getireceğim konuyu Ersel Bey? Konu İznik özel bir ihtisas turizmi alanı olarak dünya üzerinde turist çeksin. Talebimiz, arzumuz, hedefimiz bu. Yani İznik halkının da konuya bakış açısı zaten belli. Sessiz şehir. Sessiz şehrin sessizliğini bozmayalım. Evet. Dokusunu bozmayalım. Evet, bozmayalım. Orijinalliğini bozmayalım. Evet. Oradaki eserlerin daha çok öne çıkması için ne gerekiyorsa onu yapalım. Ve halkımızı da turizm konusunda eğitelim. Yani halkımızın da endişe duymasına lüzum yok. Fakat bilmediği konulardan dolayı endişe duyuluyor tabii. Evet. Neden? Yani turizm ne kazandıracak şehre? UNESCO ne kazandıracak diyorum evet. Mesela? Evet. Bunları anlatmamız lazım. Evet. Sadece İznik halkına değil, Bursa'ya da anlatmamız lazım. O açıdan bizim halka turizmde birlikte aktivite yapma konusunda bir takım projeler üretiyoruz. Bu projeleri gün geçtikçe biraz daha tabii öne çıkartıp artık iyice markalaşmasını sağlayacağız. Yani neyi markalaştıracağız? O projelerin markalaşmasını. Bursa halkı turizmden ne kazanacak? Neden Bursa turizm şehri olsun aynı zamanda? Konuların karşılığını bulacak yapacağımız evet. Projelerle birlikte. Yine sözü İznik'le başladık, İznik'le bitirelim. İznik'in kadrini, kıymetini çok iyi biliyoruz. O açıdan da oraya dediğim gibi ihtisas, yani İznik'in kıymetini bilecek turist gruplarını çekmek için çaba sarf ediyoruz. Evet. Bundan ilgili de başta Avrupa olmak üzere, Amerika olmak üzere oldukça ilgi var. Önümüzdeki günlerde zaten bunun da somut bir şekilde karşılığını görmüş olacak kamuoyu. Efendim, TÜRSAP olarak bu önemli konu gerçekten özellikle de siz Bursa'da olmanızdan dolayı bir sorumluluk üstleniyorsunuz. Dediğimiz gibi efendim bu konuyla ilgili yetkililere, bakana, müsteşarlara aktarabilecek en güzel aracı sizsiniz. İnanıyoruz ki bir Bursalı olarak, Bursa'da yaşayan ve Bursa'da turizm işletmeciliği yapan olarak en iyisini siz biliyorsunuz. Kadir kıymetini artık İznik'in bilelim istiyoruz. Herkesin İznik'i tanımasını istiyoruz. Öncelikle Bursalıların tanımasını tabii, istiyoruz. Tabii. Yani Bursa'da çıksak sevgili başkanım, 10 kişiye biz gazeteci olarak mikrofon uzatsak İznik'e gittiniz mi? Evet İznik'i biliyorum ama ben %10'unun gittiğini söyleyebilecek. Önce kendimiz de bilmemiz lazım. Bu güzel doğa, güzel dünya harikası yere gidip görmek, sokaklarında gezerken 4 ayrı medeniyetin izlerini aynı anda yaşadığım bir yer. Aslında İznik
her şeyin en güzelini hak ediyor. O yüzden herkes kendi şehrinin bir günlük turisti olsun diyoruz. Var, evet. Öyle evet. Bir projeniz vardı. İnşallah yaz sezonu devam eder. Devamiyetini getireceğiz. Evet, evet. Sayın Başkanım, size davet ettiğimiz her programda soruyorum bu soruyu. Bir kez daha sormak istiyorum. Özellikle soruyorum ki izleyicilerimizden de bu konuda bilgi sahibi olsun. Güvenli bir tatil için vatandaş ne yapması, neye dikkat etmesi lazım? Bu konuda çok sıkıntıya düşen tatilciler oluyor. Tatilleri adeta ızdıraba dönüşen, bu konuda biz gazeteciler olarak çok şikayet alıyoruz. Vatandaşlarımızı bu konuda bilgilendirmek adına en yetkili isim olarak siz ne söylemek istersiniz? Evet, bir tek şey söyleyeceğiz. Seyahatlerini mutlak şekilde seyahat acentalarımız üzerinden gerçekleştirsinler. Halkımızın seyahat acentacılığı konusunda yeterli kadar bilgi sahibi olmadığını düşünüyoruz. Çünkü seyahat acentası üzerinden yapılan rezervasyonlar hem ekonomik olarak da daha düşük fiyatlarla gerçekleşebiliyor. Hem de güvenli olarak turizm faaliyetlerini gerçekleştirebiliyorlar. Dijital doğrulama sistemlerimiz var. Evet. Yani seyahat acentaları bugün sıkı bir şekilde denetleniyor birliğimiz tarafından. Evet. Her konuda yetkin ve etkin bir şekilde Türkiye turizminin lokomotifi olan TÜRSAP seyahat acentalarımızı da tabii halkımıza mağdur olmamaları konusunda eğitiyor. Kaçak faaliyetlere hiçbir şekilde müsaade edilmiyor. Bahsettiğiniz bu sıkıntıların yaşandığı şeyler genelde kaçak turlar üzerinden yapılan faaliyetler oluyor ki artık Türkiye üzerinde azaldı. Bizim yoğun bir denetim ekibimiz var. Turları denetliyorlar. Yani seyahat çok değerli, çok önemli. Bu önemli aktiviteyi de seyahat acentalarımız üzerinden yapılması konusunda ben halkımıza burada çağrıda bulunmak istiyorum. Her oluşabilecek olumsuzlukta muhatabı seyahat acentasının olabileceğini de açıkça söyleyebilir miyim? Tabii ki 1618 sayılı yasa var. Evet, yasayla yürütülen faaliyettir seyahat faaliyetleri. Dolayısıyla hukuk ön plandadır. Ama bugün bir kaçak faaliyette tur yaptığınız zaman tur bağlanıyor. Denetçiler mağdur oluyorlar. Evet. Turistler mağdur oluyor. Gerçi TÜRSAP olarak o mağduriyeti geçici olarak gideriyoruz ama yani daha büyük sıkıntılar olmaması açısından kaçak faaliyetlere de hayır diyoruz. Seyahat acentalarımıza davet ediyoruz. Evet. Kentimizde efendim de biraz bilgilendireyim seyahat acentaları kaç tane var? Her seyahat acentası yetkili mi bu konuda? Tabii ki şehrimizde 350'ye yakın seyahat acentamız var. Bu sayı günden güne artıyor çünkü turizmde büyüyen bir bursa var. Acentalarımız iştigal konularına göre belli segmentlere ayrılmış durumdalar. Örneğin kültür turu yapan acentalarımız, kongre yapan acentalarımız, uçak bileti satan acentalarımız, hac umre yapan acentalarımız, çeşitli başlıkları tur transfer yapan acentalarımız. Tabii ki sadece tatil faaliyetlerinde değil, tur programlarında da araç belgeleri yani seyahat acentaları üzerinden araç organize etmelerini yine buradan önemli tavsiye ediyoruz. Bu başlıklar altında hizmet veren sağlık turizmi konusunda yine başlığı altında hizmet veren acentalarımız mevcut. Evet. Sayın Başkanım çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bu değerli bilgiler ışığında izleyicilerimizi bu konuda hem ülke turizminde hem de kent turizminde son gelişmeleri en yetkili isim olarak sizden de öğrenmiş oldu. Efendim bir kez daha teşekkür ediyoruz yanımıza konuk olduğunuz için. Biz teşekkür ederiz. Ersel Bey şunu ifade edeyim ondan sonra yayınınızı bitirin lütfen. Biz Bursa'da turizm paydaşlarımızla beraber yürütüyoruz, yönetiyoruz. Bu oluşumdan, bu sinerjiden de gayet güzel, olumlu şeyler ortaya çıkıyor. Yani Bursa'nın turizmin gelişmesinin ana başlığı bir Büyükşehir Belediyesi'nin turizme olan desteğidir. Ana çalışma programları içerisinde altı başlıktan başkanımız hep bahseder. Evet. Bir tanesi turizm. Vizyon projelerinden bir tanesidir. Vizyon projelerinden bir tanesidir. İkincisi de yine kamunun bu konuda turizm profesyonellerine olan güveni. Yani TÜRSAP, GÜMTOP, rehberler odamız, Sağlık Turizm Derneğimiz ve turizm paydaşlarımızın hepsi gayet güzel, uyumlu bir şekilde, güzel bir yönetim tarzıyla beraber Bursa turizmini ileriye götürmek için çaba sarf ediyor. Ben bunu halkımızla paylaşmak istiyorum ve tüm turizm paydaşlarımıza da sizin huzurunuzda teşekkür ediyorum. Peki efendim.
Sevgili izleyicilerimiz, kentimizin turizm beklentilerini Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Sayın Murat Saraçoğlu ile değerlendirdiğimiz programımızın böylece sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya farklı konu ve konuklarımızla yeniden karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.